Şu konumuz neden tezlerde veya makalelerde yani yazmış olduğunuz, yazacağınız tüm bilimsel araştırmalarda giriş kısmının en son yazılması gerektiğine ilişkin kısa bir anekdot sunacağım size. Arkadaşlar tezlerde giriş kısmının en son yazılması çoğunlukla tercih edilen bir yöntemdir. Çünkü giriş kısmı, çalışmanızın giriş kısmı, çalışmanın geri kalanı özetleyen, bağlamını veya başka bir değişik odak noktasını sağlayan bir bölümdür. Çalışmanın tamamlanmasından evvel araştırma yöntemleri, bulguları, sonuçlarına dair kapsamlı bir anlayışa sahip olmanız gerekmektedir. Şu anda size örnek bir hukuk çalışmasının içindekiler kısmı yansıtıyorum. Bu hukuk çalışmasında tabii ki çok fazla başlık var. Çünkü çok geniş kapsamlı bir çalışma. Yaklaşık 200 sayfalık bir çalışma. Bu 200 sayfalık çalışmanın dahi giriş kısmı her zaman tüm çalışmalar istisnasız her zaman en son yazılması gerekir. Neden bunu söylüyoruz arkadaşlar? Çünkü giriş bölümünü yazmanın bir takım avantajları var. Bu avantajlara sahip olmanız için mutlaka tezi tamamlayın. Giriş kısmını, özet kısmını ve İngilizce özet kısmını en son yazın. Bunun temel nedeni tezin diğer bölümlerini yazdıktan sonra elde etmiş olduğunuz sonuçları ve bulguları gözden geçirme şansınız olacaktır. Yine giriş kısmınızın daha tutarlı ve anlamlı bir şekilde yazılması olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda da araştırma süresi boyunca edindiğiniz bilgileri ve perspektifleri de girişte yer verebilirsiniz. E daha henüz çalışmanın başındayken siz kalkıp giriş kısmını veya özet, İngiliz özet kısmını yazarsanız henüz çalışmanın tamamına hakim olmadığınız için yani çalışmada henüz herhangi bir şekilde yol Almadığınız veya bir ilerleme kaydetmediğiniz için giriş kısmınız yetersiz olacaktır ve çalışma bittikten sonra giriş kısmınızı yeniden yazmanız gerekebilir. Bu da size zaman kaybettirir. Yine diğer avantajı bütünlüktür arkadaşlar. Çalışmanın tüm bölümlerini tamamladıktan sonra giriş bölümünü yazmak çalışmada tutarlılığı sağlar ve çalışmada bütünlüğü sağlamanıza yardımcı olur. Bu şekilde çalışmanın tümünü göz önünde bulundurarak girişi düzenleyebilir ve de çok daha sağlam bir yapı oluşturabilirsiniz. Yine özetleme daha doğrusu üçüncü bir avantaj. Özetleme dediğimiz şey şu. Çalışmanızın diğer kısımlarını yazdıktan sonra elde etmiş olduğunuz bazı bulgular, bazı sonuçlar olacak. Bunları daha iyi bir şekilde giriş kısmında özetleyebilirsiniz. Çünkü çok fazla yol kat katettiniz, çok fazla araştırma yaptınız, bir takım bulgulara sonuçlara ulaştınız. Bunların giriş kısmında verilmesi gerekir. Hukuk çalışmaları için de bu şekilde geçerlidir. Örneğin uygulamadaki bazı hataları gördünüz veya kanundaki bazı eksiklikleri gördünüz. Ne yapmanız gerekir? Bunları çalışmanın içeriğinde nasıl nasıl izah ettiyseniz giriş kısmında da okuyucuya dikkat çekecek şekilde mutlaka bunun bir özetini sunmalısınız. Çünkü bu durum okuyucunun hem dikkatinin e, canlı tutulmasını sağlayacak hem de okuyucuya çalışmanın önemini ve amacını daha iyi aktarmanızı sağlayacak. Diğer avantajı ilgili bilgilere erişim arkadaşlar. Diğer bölümleri tamamladıktan sonra girişi yazarken kullanmanız gereken ilgili kaynaklara ve referanslara çok daha kolay erişebilirsiniz. Bu şekilde girişi daha sağlam bir şekilde destekleyebilir ve de geçerli bazı kaynaklara dayandırabilirsiniz. Yani atıfta bulunduğunuz tüm kaynaklara hakim olacaksınız. Çünkü çalışmanızı tamamladığınız için çalışmada yeterin yeterince kaynak kullandınız. Bir takım yöntemler ve bulgular çerçevesinde bu çalışmayı yazdınız. Dolayısıyla hangi kaynağın daha iyi giriş kısmına daha iyi yakışacağını en iyi bilirsiniz. Bu nedenle ilgili bilgilere erişim kolaylığı sağlayacaktır. Özetlememiz gerekirse arkadaşlar Tezinizin giriş bölümünü en son yazmak bakın. Tezin giriş bölümünü en son tez bittikten sonra hatta makale yazıyorsanız makale bittikten sonra yazmak. Çalışmanın bütünlüğünü, tutarlılığını sağlamanıza yardımcı olur. Diğer tüm bölümleri tamamladıktan sonra elde ettiğiniz bulgulara dayanarak etkili bir giriş yazabilirsiniz. Tabii ki her tez yazım süreci farklıdır. Fakat biz genelde yani tüm dünya çapında geçerli olan bilgiler sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yapacağınız şey başlangıçta bir taslak oluşturmak, konu başlıklarını yazmak, giriş için de bir taslak oluşturabilirsiniz neler yazacağınıza dair ama içeriğini yazmayın içeriği tez bittikten sonra yazılmalıdır önemli olan çalışmanızın ihtiyaçlarına ve tercihlerinize uygun bir şekilde belirli bir yöntem belirleyip o sistematik üzerinden ilerlemektir çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için umarım faydalı olmuştur aklınızdaki soruları bana mail atarak veya whatsapp üzerinden ulaşarak sorabilirsiniz arkadaşlar ee... Aynı zamanda Instagram hesabımı ve mail adresimi açıklamalar kısmına bırakacağım. Danışmanlık almak isterseniz de her zaman mail adreslerime ilgili sorunuzu yazarak benden danışmanlık talep edebilirsiniz. Hepinize güzel akademik bir yıl diliyorum. Görüşmek dileğiyle.